Filistin'de yıllarca bitmeyen savaş sonucunda artık can güvenliği hiçbir şekilde kalmamış durumda. Peki Müslümanların hala orada kalmayı bir ibadet şeklinde algılaması ne kadar doğru? Kıyamet günü Allah'ın arzı geniş değil miydi şeklinde onlara sorulmayacak mı? Onlar bu ayetin kapsamına girerler mi? Şimdi doğrusu ben orayı yani çok ayrıntılı olarak bilemiyorum. Yani bu soruya cevap verecek kadar güçlü bir bilgim yok. Ama bu dini orada yaşayamadıkları halde yaşamaya devam ediyorlarsa, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den niye gitti? Çünkü orayı iyice dar ettiler ona, mecburen gitti. Eğer gerçekten öyle bir durum var da gitmiyorlarsa, o zaman o soru onlara sorulur. Ama şimdi biliyorsunuz şeyde, İnsanlar bazı yerleri kendilerine göre kutsuyorlar. Kutsal yer haline getiriliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre Mekke'den daha kutsal yer var mı? Yani Kabe-i Şerif'te. Allah'ın Resulü orayı terk etti. Şimdi bunlar efendim biz Mescid-i Aksa'yı terk etmeyiz diyemezler yani. Ne demek terk etmeyiz? Yani Mescid-i Aksa orası mı? Oraya ne zaman Mescid-i Aksa denmeye başlamıştır? Oraya Abdülmelik bin Mervan'dan sonra Mescid-i Aksa denmeye başlanmıştır. Niye Mescid-i Aksa demişler? Sonra da tabii şeyleri de yerleştirmişler, hadis kitaplarını da yerleştirmişlerdir. Niye Mescid-i Aksa dediler? Çünkü Abdullah bin Zübeyir Mekke'de halifeliğini ilan etti. Hac için kimse Mekke'ye gitmesin diye alternatif hac merkezi oluşturdular şeyde, Kudüs'te. Alternatif hacı merkezi olması için de alternatif bir Kabe olması lazım. Orada Mescid-i Aksa dediler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki Mescid-i Aksa burasıdır dediler. Bakın orada resimlerle Safa Merve gibi yer yapmışlar. Zeytun Dağı'da şey Arafat yerine geçecek. Gelin haccınızı burada yapın. Tarihi okuyun görürsünüz. Yani Kur'an-ı Kerim'de şey yapan, mesela işte Abdülmelik bin Mervan yapmıştır ilk orada şey mescidi. Ve o mescide yapmışlardı. İşte Mescid-i Aksa adını vermişlerdi kendileri. Kubbetus Sahra'yı yapmışlardır olsa. Evet. Kubbetus Sahra'ya bakın tam Kabe gibidir. Çevresinde tavaf edilmesi için metaf vardır. Şöyle bir bakın resimde görürsünüz. Yani tavaf yapılacak yer vardır. Ve onun yanında Makam-ı İbrahim'e benzer bir yer vardır. Dikkat edin. Hemen yakınında Safa Merve gibi bir yer vardır. Resme dikkatli bakın göreceksiniz. O altta mağara gibi bir şey, Hacer-i Muallak diyorlar, Hacer-i Esved yerine. Neymiş efendim? Havada bir taşmış. Ne havada taş ya? O bir şeyin, mağaranın üst tarafı yani. Neresi muallak? Milleti inandırdıkları zaman sen de o göz yok, göremiyorsun diyorlar. Tamam göremiyor. Nasıl olsa herkes koyun. Ne olacak? Onun için şeyde, yani bu duygusallıklardan vazgeçmek lazım. Tekrar ediyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi bırakıp Medine'ye gitmiştir. Kabe-i Şerif'in eğer kutsallıksa o hiç tartışmasız bir yeri vardır. İnsanın canı her zaman çok daha önemlidir.